duyuyorum, utanıyorum. Ama onlarla ben nasıl olsa duyuyorum diye düşünüyorum. Gerçekten dinlerken utanıyorum. Yani o işte kan banyosu, işte kanınızı derken alkışlayanlar, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki işte yani çuvala girenler sonuçlarına katlanır. Görüyoruz ki çuvala hiç bizler girmemişiz. Peki. Görüyoruz ki bütün takımıyla çuvala AK Partililer girmiş. O yüzden sonucuna nasıl katlanacaklar? Herhalde erken ya da zamanında yapılacak seçimle katlanacaklar diyorum. Sorunuz olursa cevaplarım. Teşekkür ediyorum. Peki Sayın Kazan, döneceğim hızlıca size. Sayın Tanrıkulu, şimdi Sadat iddiaları, özellikle de vatandaşlarımızdan da bu konuda Sayın Tanrıkulu ne bilir diye sorular gelmeye başlamış. Şimdi silah sevkiyatı iddiasında bulundu. Sadat da dedi ki Sedat Peker'in teröristlere gönderdiği tırlarla bir alakamız yoktur. Yani yalanlama yaparken Sedat Peker'in teröristlere tır gönderdiği imasıyla dolu bir yalanlama. İnce mesajlar da vardı içinde. Nasıl okuyorsunuz siz süreci olan biteni? Şöyle ifade edeyim. Yani sonuçta bu açıklamaları yapan Sedat Peker şu anda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkartılan bir kararla aranıyor. Hı hı. Ondan önce yani 1,5 yıldır da yurt dışında olduğunu kendisi ifade etti. Ancak anlatımlarından çıkan sonuç şu. Yani bizim dışarıdan gözlemimizi kendisi içeriden yani bazı bilgileri doğrudan kendisi içinde olduğu için bazıları da bilgi sahibi olduğu için paylaşıyor. Şimdi şunu ifade edeyim. Bir sefer yani kim olursa olsun aranan veya işte bir suçla itham edilen kişilerin eşlerine, çocuklarına kötü muamele yapılamaz. Bunu bir kez daha buraya koyuyorum. İkinci olarak yani hakkında bir iddia olan, bununla aranan şahısların sözleri suçlandıkları için değersiz değildir. Yani şüphele bakarsınız ama değersiz değildir. Dolayısıyla efendim zaten bu aranıyor. Eskiden de organize suç çetesinden ceza almıştı. Dolayısıyla bunun verdiği bilgiler ya da paylaştıkları hepsi bir toptan doğru değildir yaklaşımı. Hukuk bakımından doğru değil. Yani şüphele yaklaşırsınız ama tümden reddedemezsiniz. Şimdi üstadım da biraz önce ifade etti. Bizimle ilgili, muhalefetle ilgili veya ortalama bir yurttaşla ilgili bir tweet paylaştığı için veya işte bir tweet'i retweet ettiği için anında harekete geçen savcılıklar sonuçta bu kadar ciddi iddialarla ilgili olarak ve sonuçta maddi bulgularla doğrulanan olgularla ilgili olarak, olaylarla ilgili olarak ve yakın tarihimizi büyük ölçüde zehirleyen bu olgularla ilgili olarak adım atmıyorlar. Mesele burada. Çünkü yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı derin devletle iç içe geçmiştir ve derin devletin yeni sahibi olmuştur. Ben derin devletin yeni sahibi olma olduğu iddiasını bundan 2 yıl önce cumartesi annelerine Galatasaray meydanı kapatıldığı zaman ifade etmiştim. Faili meşru cinayetlerde ve zorla kaybedilenlerde yaşamını yitirenlerin aileleri yaklaşık 26 yıldır orada oturuyorlardı. Ama 24. ya da 25. yılında 2 sene önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarından önceki döneme ait faili meşrularla ilgili orada oturuyorlardı. Adalet ve Kalkınma Partisi de bizim bu cinayetlerle alakamız yoktu diyordu. Ama ne zaman ki orada cumartesi annelerini faili meçhul cinayetlerden dolayı oradan kaldırınca şu ifadeyi kullanmıştım. Bu derin devletin yeni sahibi Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Nitekim bugün ortaya saçılan iddialarla iç içe geçtikleri ve birçok hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok gerçekten ceza hukuku bakımından ağır suçlar olan, insanlar karşı suçlar olan suçlarla ilişkili hale geldikleri anlaşılıyor. Yani işte Kıbrıs'ta Kutlu Adalı cinayeti. Şimdi beyanda bulundu. O beyanların doğru olduğu olayın tarafları tarafından açıklandı. Her ne kadar cinayete ilgili bir şey söylemiyorlarsa da somut bilgi verdiler. Yani evet, geldi burada diye dedi ki evet ben gittim, şunun için gittim dedi. Yani olgularla destekleniyor. Sadat'la ilgili olarak bakın sadece ben Sezgin Tanrıkulu olarak CHP milletvekili olarak tam 10 ayrı soru önergesi vermişim. Bunlar araştırılsın diye, Sadat'ın faaliyeti araştırılsın diye. Devletle hükümetle olan ilişkisi nedir? Yani hangi ülkelerde faaliyet gösteriyor? Kendilerine hangi kolaylıklar yapılmış diye 10 ayrı soru önergesi vermişim. Bir teki bile cevaplanmamış şimdiye kadar. Dolayısıyla bu yani paramiliter organizasyonları örgütleyen
yurt içinde ve yurt dışında birçok gizli faaliyet, gizli operasyon yapan bu örgütlerle bu hükümet içe geçmiştir. Şimdi yani Sedat Peker'in Sadat'la ilgili olarak söylediği de çok ciddidir. Yani uluslararası kayıtta da mutlaka bunları vardır ve önümüze gelecektir ileride. Türkiye'nin önüne gelecektir. Bu hükümetin önüne gelecektir. Şimdi MİT'lileri meselesi var. MİT'lileri meselesinde şu anda AK Parti milletvekili olan o dönem MHP milletvekiliydi Turul Türkeş'in yani CNN ekranlarında çok açık bir biçimde ikrarı var. Çok açık bir biçimde. O tırlarla bayır bucak Türklerine değil ama Özgür Suriye ordusuna ve işte Elbistan'a silah kitliği konusunda açık beyanı var kendisinin. Şimdi şeyin de söylediği var. Yani diyor ki işte benim tırlardan başka işte gönderdiğim pikapların başkaları tarafından kullanıldığını öğrenince sordum ve sorunca da öğrendim. Benim tırlarımın arkasına meğerse silah eklemişler. Bu şekilde geçiş kolaylığı sağlamışlar. Şimdi bütün dünya biliyor ki Türkiye sonuçta bu hükümet Suriye'deki rejimi değiştirmek amacıyla Suriye'de rejime karşı ayaklanan bu paramiliter ve cihatçı örgütlere destek verdi. Bütün dünya bunu biliyor ve bu destek sonuçta bu tür organizasyonlarla oldu. Yani MİT'in yasa dışı operasyonuyla oldu veya işte bu tür güçleri devreye sokarak oldu. Sadat da bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla bütün bunların araştırılması lazım ve savcılıkların harekete geçmesi lazım. Tam da bu dönemde bakın. Yani muhalefetten, mağdurlardan bir savcı yok mu, bir savcı yok mu? Yani işte çağrısızlığı yükseldiği anda hiç alakası yokken Adalet ve Kalkınma Partisi bu konuda herhangi bir yol kazası olmaması için yani herhangi bir biçimde bir savcı çıkar da es kaza bir soruşturma başlatır kendilerinin kontrolü dışında bir yol kazası olmasın diye infaz yasasına iki maddelik bir düzenleme koyuyorlar ve bu hafta ve önümüzdeki hafta gelecek meclise böylece kendi atadıkları başsavcıların yani mutlak bir biçimde diğer savcıları yani bağımsız ve tarafsız olması gereken savcıları kontrol altından tutacaklar bir yasal mekanizma oluşturuyorlar. Fiilen zaten böyledir ama bunu bir de yasaya dönüştürüyorlar ki kendilerinin kontrol dışında bir yol kazası bu konularda oluşmasın. Şunu ifade edeyim yani bununla bağlantılı olarak yani Adalet ve Kalkınma Partisi rantın, yasa dışı rantın paylaşımı konusunda sonuçta bu yasa dışı örgütlerle iç içe geçmiştir. Onların yani kendi yaptıkları rantı gizlemek amacıyla bu örgütlerin, bu şahsiyetlerin yaptıkları yasa dışı işlere göz yummuşlardır. Hatta ortağı olmuşlardır. Yoksa yani bu kadar açık fotoğraflar verilmez. Hukukun işlemediği yerde, yargının işlemediği yerde bu örgütler devreye girerler. Yargı Türkiye'de şu anda yok. Yani bağımsız ve tarafsız diyeceğimiz bir yargı yok. Dolayısıyla Türkiye bu mafya düzenine maalesef bu hükümet tarafından teslim edilmiştir ve bunlardan adalet beklenir hale gelmiştir maalesef. Peki. Sayın Tanrıkulu çok teşekkür ediyorum. Bağlantısında bir sorun yaşadık ama onun nezdinde de...